Arkadaşlar selam. Çok güzel, beautiful bir anne. Arkadaşlar ben 20th Century Motherfuckers Freaking Christ Makeup Guru YFR Geç. Bugün çok önemli bir olaydan bahsedeceğim. Çünkü benim köpeğim hamile ve doğuruyor. Arkadaşlar normalde bunu sabah çekmeyi planlıyordum. Hani ertesi gün çekelim diye düşünüyordum. Ama Boko her an doğurabilir gibi hissediyorum. Ve bunu çekmek zorundaymışım gibi hissediyorum. Şu an yerine geçiyor. Arkadaşlar Coco tam 2 ay önce hamile kaldı. Kendi cinsinden beyaz bir köpekle. Biz de zaten çok istiyorduk bir tane yavru. Ve etrafta da çok fazla tanıdığımız da Coco'nun yavrularından istiyordu. Aynı şekilde baba köpeğin sahipleri de istiyordu. Biz de böyle bir karar aldık. Hem de dedik ki Coco'nun bir annelik duygusunu tatsın kısırlaştırmadan önce. Bir ailesi olsun istedik yavruları falan. Böyle işte yavrulara vereceğimiz sahipler zaten tanıdık olacak. Sürekli böyle parkta falan buluşturup güzel vakit geçirebilirler bu sayede. Tanımadığım birine vermek istemiyorum. Eğer olur da çok fazla yavru doğurursa ve alacak kimse olmazsa bir ücret karşılığı, ama bu ücret ya barınağa yapılacak ya da herhangi bir yardım kuruluşuna, biz kendimiz para almayacağız bundan. Köpeklerden satışı olmayacak yani. O konuda işiniz rahat olabilir. Köpek satışı yapmayacağız. Zaten yapamam yani. Vicdanım el vermez buna. Onun dışında ne diyebilirim? Burada annemle başındalar şu an. Birkaç gündür böyle sürekli kazma şeyi yapıyor. Biz ona böyle bir yer ayarladık. Göstereceğim şimdi. Sürekli böyle bir kazma şeyine girdi. Yavruları doğurmak için. Şimdi böyle nefes alıp verişi hızlıca dedim ki ben şu vlogun bir girişini şurada yapayım. Çünkü her an olabilir. Yani şu anda bu videonun devamını bu akşam da yapabilirim ama yarın da yapabilirim. Bilmiyorum. Çünkü genelde bu tarz belirtiler gösterdikten 48 saat içinde zaten doğuruyorlarmış. Ve olabilir yani. Why not? Bekliyoruz. Şimdi size Coco'nun ve Coco'nun yerini göstereceğim. Kıstırıyor mu diyorsun? Şöyle bir yer. Bezler aldık. Bu iki kat zaten. Şu kurduğumuz şey. Biri halı flex. Şu da su geçirmeyen bir sünger. Yani şu an her an olabilir arkadaşlar yani. İpi hazır. Bezler. Kolonyayla sterilize edilmiş makasımız. Islak mendiller. Yavruların burnundan, ağzından şeyleri çekmek için. Sıvıları çekmek için. İşte yeri silmek için. Temiz havlular. Islak mendiller vesaire. Her şey okey. Bezlerimiz. Bekliyoruz şu an. Her an olabilir. Köpeğimize psikolojik destek tam destek. Hadi Coco, you can do this bitch. Hadi ver artık bize bebekleri, biraz bebek sevelim. Anne! Güzelim, şunun güzelliğine bak. Arkadaşlar günaydın. Saat 12:01 falan. 6'da kalktık. Coco uyumadı bütün gün ama doğurmadı da hala. Full dolaştı bütün gece. En küçük bir sesle hep kafamı kaldırıp baktım bir şey mi oluyor, doğuruyor mu falan diye. Çünkü o tedirginlikle yattık yani. Yoruldum, uykum geldi geri. Bugün bir de temizlik var evde. İlk defa galiba enerjimi düşük görüyorsunuz şu an. Şu an tuvalette yatıyor şurada kendisi. Nefes alışverişler devam ediyor. Kazma devam ediyor. Yani kazıyor yani her yere. Everywhere. Biraz böyle onu rahat bırakmaya çalışıyoruz bir süre. Sonra bir süre sevgi veriyoruz. Sonra bir süre de rahat bırakıyoruz falan. Değil mi anne? Bana nefret ediyorsun. Öyle yani arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda doğumunu çekeceğim. Gerçekten çok sabırsızım ve artık doğursun istiyorum. Başka hiçbir dileğim yok şu anda. Yani yarına sunumum var. Daha sunumumu hazırlamadım. Bir de böyle bir stresim de var. Anne sunumumu hazırlasana bana ya. Coco. Coco ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar Coco 2 dakikadır orada o şekilde duruyor. Coco. 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 Küstün mü? Niye böyle anne burada? Coco. Arkadaşlar başladı doğum. Tamam onu şöyle koy. Tam peçete. Vazelin. Anne ne oluyorsun ya? Dur anne çok heyecanlıyım. Dur bir dakika peçete. Bak kasılıyor. Makas ne? Burada ip burada. Yanına gir. Akınıyor mu? Hı hı. Akıyor mu şu an? Akınıyor evet, akınıyor. Akınıyor. Suyu geldiğinde, ama akınmaları başladığında bak, duvardan duvara çarptım. Kafayı yedim, asla durum kontrolüm yok. Ay, asla kriz kontrolüm yok arkadaşlar, sıfır yani. Başladı doğum dayı, suyu geldi. Suyu geldi, onu yaladı şimdi. Bakalım ilk doğuşunda muhtemelen biraz yanacak ama şu an bir şey yok.
Hayır hayır, çok çekme. Hayır. Hadi çekmemiz geriye, gerek. Böyle geriye çekiyoruz anneciğim. Öyle değil. Geldi. 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 Aferin kızım. Aferin kızım. Tut anne. Tutayım sen. Çek makas. Ya bende. Aferin kızım. Kurban olurum annem sana. Anne. Kız o kadar sert yalan değil mi ama? O ipi şey sanıyor olabilir. Korkuyor. Götümde kalp var. Ay, poposunda kalp de var. Kokom yatıyor burada. Çok heyecanlandım. İdecek canım, edecek. Aşka yok da. Yani motor gibi yapamaz. Oh yavrum benim. Çok güzelsin anne. Böyle şöyle. Niye çığlık atıyor? Çok güzelsin. Arkadaşlar bu arada Koko ıkınıyor. Ay anne, dipte oyuncak var, onu alsana oradan ya. Çok tatlı. Annem çok güzel doğdu annem. Ha geliyor. Aha anne. Anne benim ıkınıyor. Ikınıyor, ikinci geliyor. Makas nerede? Burada kapatıyorum. Kapatıyorum. Hadi baba. Tire. Anne ıkınıyor. Anne geldi geldi geldi. Anne geldi. Anne çıkın. Çık, anne çıkartacağım annem. Evet. Evet geldi. Ay kurban olurum. Hemen ip. Hemen alıp ip. Anne, sepet burada. Biz uzakta ipliyoruz onu. Koku onu yerken biz bağlayacağız. Hemen burnunu açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzına sok. Anne çekelim. Hı. Abla. Hı. İp. Getir. Koku al. Ne bakayım? Telefonla geliyor mu? Diğeri geliyor. Tamam hadi kapatıyorum. Yasemin teyze kapatıyorum. Araşırız. Hadi bay bay. Tek bırak. Aa. Evet üçüncü. Aferin kızıma. Kahverengi bu galiba. Kahverengi. Bir Koko geliyor. Bir Koko geldi şu an. Aferin kız. Hadi Koko ıkın. Hadi bebeğim. Hadi Koko. Hadi anne. Hadi kızım. Hadi anneciğim. Hadi. Hadi anneciğim. Hadi. Hadi Koko, hiç ıkınmıyorsun. Kınıyor. Hadi kızım. Geliyor. Çeksem mi Gülçin ya? Birazcık böyle anne çekmelisin bence. Hayır. Çekim yok. Yaptıkları tek şey şu. Geriye eklemek. Tam çıkartırsın ondan bir şey olmaz. Tutarak çek. Dur anne. Ay bir Koku geldi. Koku geldi. Ay dur. Ha içeride kaldı. Ne? Çıkartır onu, bir şey olmaz. Bağlamamız kız lazım hemen. Kız bu. Kız! Evet. Bir kızımız daha oldu. İki kız iki erkek şu an. Orantılı gidiyoruz. Yani bana ıslak mendil çıkarsan orada. Bunu kurulamamız lazım. Şu bezler var. Getir abla. Getir bana. Ben çıkarsana. Ver bana. Hiç gerek yok ona. Ver bana. Hadi yat. Tabii. Bunlar kenetlendi. Birbirlerine. Birbirinizi yemez. Anne şu versiniz. Yeni gelene emdirmeniz lazım. Yeni gelen hangisiydi? Şu. Uzun zayıf. Emiyor. Uzun ama bak. Ah benim bir tanemsin annem sen. Aşkımsın. Evet arkadaşlar. Şu an anne. Video çekiyorum bu arada bir tane daha. Hadi çabuk. Arkadaşlar good morning. İlk sabahımız. Gebeğing. Paso uyandık. Kızım biraz yavaş davran hayvanlara ya. Allah gidiyor. Öyle hırçın yalıyor ki. Bak meme vereceğim diye. Koyalım mı anne? Koko'nun harca yavrularını yalıyor. Biz de izliyoruz. Hepsi acıkmış. Çiçek yarıştılar. Koko'nun minik memeleri var. Koko birazcık büyük, böyle bonguç memelerin olsaydı kolay kaparlardı ama. Evet,
Ha? Bana benziyor, bir ne olsun. Bu tutturmak için kolay olurdu ama minik memişleri olduğu için bazı yerlerde. Bir gürbüz var bir tane, adını ben gürbüz koydum. Diğerlerine göre biraz daha büyük, donmuş ve koca kafalı çıktı. O tutuyor hep bütün memeleri. Büyük, küçük fark etmez. İyi gürbüz. Son numaranın adı Yeto. Neden? Çünkü artık yani 9. ve biraz yarım saat sonra geldi o. Biraz geç geldi diğerlerine göre. Yani artık Yeto yani. Yani 9 tane veletle de nasıl başa çıkabiliyorsun koku? Ben hayret içindeyim. Kokunun ben Lady gibi 4 tane falan bir kutu olacağını düşünüyorum. Aynen, koku bayağı böyle şey gibi. Anadolu tarzı. Yapıştırdım. Koku üstlerine yaptığımı farkındasındır umarım. Nasıl yapıyorlar tamam, şu an ne diyorlar? Annem üstümüze yapıyor. Nefes alamıyor. Nefes alamıyor. Meme nerede? Bu meme değil. Aa, koko yaptı. Nasıl? Koko mu yaptı? Evet, ilk koko geldi. Is it first shit? Ay. Anne böyle, ana biz şimdi 9 tane böyle bokla mı uğraşacağız? Valla tuhana ya. Ana bunları ben sıçtığını bile bilmiyordum ki. Ne bileyim hep içiyorlar ya, paso işerler diye düşünüyordum. Bu da benim Fiko. Evet, Fiko'muz. Gürbüz. Bunun adı Gürbüz arkadaşlar. Gürbüz annesi ki ekstra balkanlıyor. Aynen. Allah Allah. Kakasını yapan mı dersin? Meme emen mi? Yolunu Allah. Koku ezdin. Anne yardım et. Altta götünde kaldı. Beyaz olan. Anne seri. Anne nerede? Şurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biri yok. Koku. Ya. Allah. Çıktı. Koku çok kötüsü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niye 10 oldu lan? Geçen gece ben de aynısını yaşadım. Koko ya. Yani ne sen oldu? De bir sabit durmuyorsun. Ya o kendini yalama şeyine girdi dün gece de. Bak bak bak, gidiyor arkaya gidiyor bunlar. Ya uf, ne gidiyorum ya. Şunu yine yapsak. Evet arkadaşlar, bugün ikinci günümüz. Ya şu süpürgeyi durdurun. Ya başlıyor yağmur yine. Yağmur durdur şunu. Allah Allah, bu robotlar da bizi eleğimi geçirecek, ne bakıyorum. Bugün ikinci günümüz. Dün bir evde misafir sirkülasyonu oldu aşırı derecede. Yani sabahtan başladık, akşama kadar devam etti. Bundan şikayetçi değilim ama şöyle bir durum var. Ben hamile olsaydım beni kimse bu kadar ziyaret etmezdi. Nedir bu köpek aşkı? Yetkililer şehrin her yerinden akın akın evimize misafir geldi. Dediğim gibi ben veya Yağmur hamile olsaydık, doğursaydık bu kadar misafirimiz olmazdı. İnşallah olmaz. O hamilelik durumunda da onları çekemem. Kimseyi çekemem yani. Herkes kendi evinden FaceTime arasın please. Evet arkadaşlar, gerçekten öyle çok arada görülebilir bir gün oldu. Sadece sabah video çekebilmiştim. Onun dışında arada storyler, küçük videolar falan çektim. Burada da ben kendim. Şu an ikinci gündeyiz. Bebekler büyüdü bu arada, biliyor musun? Bence çok farklılar ilk geldiklerinden. Evet, çok yorulduk. Yani geceleri zor geçiyor. Sürekli ağlıyorlar. Ağlayana meme ver. Meme de uyuyakalanı sepete koy. Meme de. Evet evet, şöyle bir şey oldu, anlatayım bunu. İlk akşamda annemle beraber yarım saatte bir alarm kurduk telefonlara. Ve kalktık. Kalkıp baktık. Anneme şey diyor, kızım diyor, say bakayım diyor. Şey, bu kustanemi. Aşağı kokunun altına kaçan olmuş mu, arka tarafına giren olmuş mu diyor. Ben söylüyorum, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'e kadar çıktı. Yani böyle tek gözle uykulu uykulu 11 saymışım. Muhtemelen 2 tane ayağını falan da yavru olarak saydım. Sonra şaşırdım. Allah Allah, 11 çıktı ya dedim. Sonra döndüm uyudum. Demek ki fazlaysa bir sıkıntı yoktur herhalde diye düşündüm sanırım. Böyle tuhaf geceler geçiyoruz. Dün akşam annem kendi odasında yattı. Biz Yağmur'la tetikteydik. Ondan önceki ilk akşam annemle ben tetikteydik. Yağmur gitti odasında yattı. Bu akşam ben yatıyorum adamda. Her gün yeni bilgiler öğreniyoruz köpeklerle alakalı. Koku'nun hamileliği, hamilelik sonrası, ondan sonra Koku'nun memelerindeki sütlerin bitmesinin telaşına girip Koku'yu aşırı beslememizden kaynaklanan ekstra sıçma olayları. Kafam kadar sıçmış da bu sabah. Dün telaş yaptık, sütümü azaldı falan diye. Çünkü yavrular memeyi bırakıyordu, başka meme arıyorlardı. O da herhalde süt bittiğinin anlamıdır diye tahmin ettik. Ve sıktım ben, baktım
şey süt gelmedi falan. Kokuyu besledik besledik, böyle güzel güzel mamalar verdik. Hayvan overdose yedi zaten. Koku kilo vermiş hamileliğinde de. Kemikleri falan çıkmış hayvanın ya. 3-4 kilo falan vermiş yani koku. Ve çok fark etmiş. Şimdi de bir iştah açılması yaşıyor hayvan. Her şey istiyor ya. Su içiyorum, böyle bana bakıyor. Yani abla az önce bir su içtim ama bir daha verirsen çok makbule geçer şeklinde. Domates hasta zaten. Her sabah domates yediğimiz için ve sabahları böyle yanımızda bitiyor. Bana da bir domates, bana da bir domates. Neyse. Kedileri zaten biz köye yolladık. Kedi derdimiz yok. Star olsaydı muhtemelen bütün yavrulara bir tokat atardı. Niye doğdunuz? Şak. Geri girin. Şak. Anne harbiden Star olsa ne yapardı acaba ya? Aynen, Star böyle uzaktan bakardı, geçerdi. Çiçu da gidip şöyle şöyle yapardı muhtemelen. Tak tak diye böyle vururdu. Hasta. Çiçu hastası. Böyle yani arkadaşlar ya. Evet, burada 4 tanesi, pardon 3 tanesi yatıyor. 6 tane orada memede cebelleşiyor. Yani şöyle bir düzen kurduk. Şimdi ayırıyoruz. Mesela şu kahverengili olanlar var ya, şu bir de düz beyaz olan, bir dörtlü, diğer kılcıllı olanlar da bir beşli grup olarak ayırdık. Sırayla mesela renkli olanları buraya koyuyoruz, kılcıllılar emiyor. Sonra kılcıllıları oraya koyuyoruz, renkli olanlar emiyor. Böyle sıra yaptık ki hani Koko da çok yorulmasın. Hayvanlar da hem arada uyumuş olsun. Şurada kantarları var, hassas terazi. Burada tartıyoruz onları. 300 ve 370 gram arasılar. Muhtemelen bugün 400'e ulaşırlar diye tahmin ediyorum. Çok hızlı büyüyorlar. Geri kalan malzemeler burada. Islak mendiller, yerleri silmek için. İşte bezleri, vazelin. Doğum anında kullanmıştık, bir daha gerek olmadı. Çok minik bokları var arkadaşlar. Şöyle tırnak kadar. Bakın şurada görüyor musunuz? O bir bok mesela. Ama o kadar da küçük değil yani. O çok küçükmüş gerçekten. Siz nasıl yemiyorsunuz öyle ya? Gürbüz. Şu gürbüz. Arkadaşlar karakterleri var hayvanların. Hemen şöyle şimdiden belli olanları söyleyeyim size. Şu kızımız ilk önce doğan kız. İlk doğdu bu. İlk bebeğimiz. Bu tam bir şıllık. Çünkü bütün kardeşlerini ezip onların memelerini falan çaldı. Böyle bir karakteri var. Şu yavrum, şu sarılı olan çok mazlum bir şey. Böyle hani bir meme verseniz çok iyi olur, özür dilerim falan diyor. Şu gürbüz arkadaşlar, yeşilli olan, bakarsanız zaten öküz gibi, diğerlerinden çok daha büyük ve uzun bir hayvan. Ve şişko, bütün sütleri emiyor. Kardeşlerine işkence çektiriyor. Şu tasmasız olan arkadaşlar en son doğan yavrumuz. Bunların hepsi çok güzel bir arayla doğdu. Yani 10 dakika 15 dakika aralıklarla doğdu. En son gösterdiğim yavru da bir 40 dakika sonra falan geldi. En geç gelen ve en son gelen yavruydu. Ve tüy yapısı onun çok farklı. Diğerlerinden çok daha farklı. Daha fazla yani beyaz, ana hat beyaz. Üzerinde daha fazla, en fazla kahverengi lekesi olan o. Tüyleri çok kıvırcık. Böyle bir farklılığı var onun. Onun adı da Yeto. Çünkü ya biz Yeto koyduk. 4 tane kızımız, 5 tane erkeğimiz var arkadaşlar. Ve çok hızlı büyüyorlar. Yani ilk günden çok daha farklılar bence. Civciv gibi ses çıkarıyorlar ya. Bakın anneye gitmeye çalışıyor ilk doğan kızımız. Umarım arkalara girmez. Girecek gibi. Hadi git. Bak gördünüz mü pembeli? Aha, mazlum da geliyor. Hadi bir meme ne olur. Aşkım. Evet, Koku horluyor şu an. Almira şimdi ağlama krizlerine gir. Evet arkadaşlar, Almira ziyarete geldi. Çok kötü. Annemi izlet bu bir. Çok güzel. Bunu Yağmur'un görmesi lazım. Şimdi Yağmur, Almira'nın önünden onu al. Bir tane beyazlı puantiyeli ver ona. Ellerim terledi ama. Harbiden. Ama hemen beyaz puantiye. Ya seçmece bu ne? Pazar. Şimdi sana şıllık geliyor. Şıllık ilk doğan yavrumuz. Aa, benim gibi dişi. De. Dişi. Şanel olmalı. Ama senden mini dişi. Evet. Bunu alamıyor musun? Burnum kadar. Kafası. Bak burnuma. Burnum kadar. Almira poz ver. Emsiriyorsun. Sen ne yapıyorsun Yağmur aşk? Uyuyanları mı oraya alıyorsun? Ya çekme beni. Çok güzelsin. Abla çekme ya.
Benim ellerim büyük zaten. Kanka elin kadar. Fotoğraf çekip annene atacağım. Bu televizyon 3 gündür açılmıyor. Koku doğuracak diye, stresini azaltalım diye açmamaya başladık. Köpekler doğdu, yine stresi devam etmesin diye hiç açmadık. Evet, teknolojiden uzak büyüteceğiz çocukları. Hani biraz sosyallik falan diğer köpeklerle. Şu an göstereceğim size, bakın. Ha, bu ne yapıyor? Sen, o nasıl bir yatış? Burada sıcak pedi var. Anneye sarılmış gibi hissetsinler diye. Burada son tur dönüyorlar. Çünkü yatışa geçeceğiz. 2 saat sonra uyanıp tekrar kendilerini emzireceğiz. Bu ne yapıyor anne? Kuzu. Gel buraya. Canım benim. 2 gündür bir sürü misafirimiz oldu. Şikayetçi değilim ama yoruldum. Uykusuzluk. Çekmem gereken bir audition'um var ve çekemiyorum. Bunu atmam lazım ama bu köpeklerle ilgilenmekten, gelen giden vesaire yapamadım yani. Ondan önce de projeler falan filan. Neyse, ayarlayacağız. Yarın bir bakım yapmak istiyorum. Yarın muhtemelen Enes gelecek. Enes'e göstereceğim yavruları. Bütün arkadaşlarım zaten geldi, gördü neredeyse hepsi. Arkadaşlar, bugün de böyle bitirdik. Muhtemelen siz bu videoda bir sonraki günde göreceksiniz. Allah'ıma çok şükür ki tüm bebekler hala sağlıklı. Hiçbir sıkıntıları yok. Hiçbirine hiçbir şey olmadı. Çok güzel böyle el bebek, gül bebek. Burada bakıyoruz onlara. Coco da var ya, size bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en mükemmel annesi oldu gerçekten. Sorumluluk sahibi biri. Annelik ne demek? Çok iyi biliyor. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Çok ilginç değil mi bu annelik içgüdüsü ya? Evet, telefonlar çalıyor. Ben kaçar.